Evet, 2021 yılını artık noktalamaya dakikalar kaldı. Bizler de sahadaki emekçilerle beraber olmayı sürdürüyoruz. Onlar sıcak yataklarında değiller. Aileleriyle birlikte yeni yılı 2022'yi karşılayamıyorlar. Çünkü nöbet başında Trabzon'da oluşabilecek en ufak bir ihbara anında müdahale edebilmek için tam 17 kişilik bir ekiple hazırda bekliyorlar. O ekibin amiri bizlerle birlikte Sayın Koray Köse. Tuca, öncelikle iyi nöbetler dileyelim. Teşekkür ediyorum Tuca Bey. Hoş geldiniz. Teşekkür edelim. Birçok insan az önce de ifade ettiğimiz gibi evlerinde sıcak yataklarında yeni yıl coşkusunu yaşıyorlar. Yaşanabilecek en ufak bir olumsuzluğa karşında 17 kişilik dev bir ekiple Trabzon Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekibi hazır vaziyette. Geri kalanı senden dinleyeceğiz. Evet, sadece Orta Hisar grubuyla tabii ki devam etmiyoruz. Bizler 7/24 olarak Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı olarak 18 ilçe, 2 de müfreze, Uzungöl ve Çukurçayır müfreze ekibimizle birlikte toplam 20 noktada 7/24, 75 araç ve 254 personele hizmet vermekteyiz. Oluşabilecek her türlü yangın, kaza, doğal afet, sel, su baskını ve benzeri olaylarda 7/24 vatandaşlarımızın hizmetindeyiz. Bugün gün içerisinde bu saate gelene kadar herhangi bir olumsuzluk yaşandı mı Trabzon'da? Onu da soralım. Yani takip ettiğimiz kadarıyla çok büyük hani elzem bir şekilde bir olay gelişmedi. Hani bir trafik kazasına müdahale ettiniz. Bir trafik kazamız vardı Orta Hisar Grup olarak. Onun haricinde kedi kurtarma vesaire bu gibi görevler. Çünkü bizim görevimizde tehlikeye düşmüş olan her canlının diyoruz. Ve nöbete göreve öyle başlıyoruz. Çok önemli bir vakayla bugün karşılaşmadık çok şükür. En azından ölümlü bir kazayla karşı karşıya kalmadık. 2022 yılından beklentin neler bu noktada? Vallahi tüm halkımıza, öncelikle Trabzon halkına, tüm İslam alemine ve bütün insanlığa barış, huzur getirmesini diliyoruz yeni yılın. Çünkü 2021 yılın pandemi nedeniyle biliyorsunuz ülkemizde ve dünyada birçok ölümlere sebebiyet verdi. İnşallah 2022 yılıyla birlikte bu gibi olumsuzlukları da bertaraf etmiş oluruz ülkece ve dünyaca inşallah. İnşallah diyelim, devam edeceğiz. Ekibi size şöyle bir tanıtayım. Birbirinden cevval isimler. Muhammed Bal'la başlayalım. Yeni yıldan beklentisi ne Muhammed Bey? Çavuşumuzu da söyledik mi yani? Yeni yıldan beklentimiz bu pandeminin bir an önce bitmesi. İşte insanlığa huzur, sağlık, mutluluk getirmesi. Temennimiz bunlar. Yenge evde bekliyor, çocuklar evde bekliyor. Siz nöbet başındasınız. Onlara da bir selam yollayalım bence. Aynen, haklısınız. Biz görevde olduğumuz için bu akşam evimizde değiliz. 24 saat esasına göre çalışıyoruz. Buradan sizin aracılığınıza herkese teşekkür ediyorum. Çok teşekkür edelim ve sizi Ömer tanıyalım. Erşap, İtfaiye Çavuşu Ömer Erşap ben. 2022 yılı inşallah herkese sağlık, mutluluk ve huzur getirir. Pandemi sürecinde insanlar çok sıkıntılar, zorluklar yaşadılar. İnşallah da bunlar son bulurlar. Bizim için de bakıldığında 2022 yılı en az vakayla atlatabileceğimiz bir yıl olur inşallah. İnsanlarımızın biraz daha bilinçli hareket ettiği bir yıl olur diyorum ve herkese sağlık, mutluluk dolu, huzurlu yıllar diliyorum. Olaya müdahale ederken bu kadar heyecanlanmıyor. Bakmayın ya, ilk kez mikrofonla karşılaştığı için bu kadar heyecanlı. Evli miyiz? Evliyim, iki tane çocuğum var. Buradan da onlara selam gönderiyorum. Teşekkür edelim, devam edelim. Halil İbrahim Güney ile devam edeceğiz. 2022 yılı öncelikle şehrimize ve tüm ülkemize sağlık, mutluluk, huzur getirmesini diliyorum. Çok özel bir dilek olacak, şampiyonluk. Oo, çok güzel, evet. Şampiyonluk olan bir yıl olsun inşallah. Meslek icabı dolayısıyla afetsiz bir yıl olmasını diliyorum. Sana buradan bir müjde vereyim mi? Edin Biska konusu 2-3 gün içerisinde Trabzonspor adına netlik kazanacak ve sol bek transferinde de büyük bir aşama kaydetti Trabzon. İnşallah. Sen evli misin? Bekarım. Bekarsın. Anneme selam söylerim buradan. Çok güzel, evet. Sizi de tanıyalım. Cüneyt Akça, 29 yıllık itfaiyeciyim. Ben de 2022 yılının tüm İslam alemine ve insanlığa sağlık, mutluluk, huzur getirmesini diliyorum. Aynı zamanda o sene bu sene. Cüneyt abi, buyurun. 29 dilek olay yani. Evet. Koca bir ömrü bu teşkilatın içerisinde aynen geçirdim. Böyle komik, kendi aranızda böyle ilginç bir anım var mı? En tecrübelilerden biri olarak bu soruyu sana yöneltebilirim.
Yani olay esnasında evet. mı? Yani aklına gelen var mı yani ilk olarak? Yani şu anda aniden sorduğun için... Kontra yaptık ya. yani şu an aklıma gelmiyor. Tamam, aklına gelirse röportajın sonunda devam edeceğiz. Tamam. Hüseyin Uzun'la devam ediyoruz. 11 yıllık itfaiye personel olarak görev yapıyorum ben de. Yeni yılda tüm ülkeye pandemiden arınmış meslektaşlarımıza, kazasız belasız ve diğer meslek kuruluşlarına görevler diliyorum. Evli miyiz? Bekarım. Bekarsın sen de. Evet. Önce 2022 yılının hayırlı bir evlilik getirmesini i̇nşallah, temenni edelim mi? Diyelim, inşallah. Hayırlısı diyelim. Er olsa ancak da devam edelim. Evet, itfaiye şoförüyüm. Yeni Erol'la o kadar çok olay esnasında karşılaştığımız, rastlaştığımız sahada anımız ve öyle özel durumlarımız var ki böyle saymakla aklıma gelmekle bitiremedim gerçekten. Bugün de onun yeni yıl mesajını alacağız. Evet, yeni yılın tüm İslam alemine barış, huzur, sağlık getirmesini diliyorum. Sen evli misin? Evliyim, iki çocuğum var. Allah bağışlasın. Teşekkür ediyorum. Yengeyi unutma bence. İzleyecek bu yayını çünkü. Onu da seviyorum. İbrahim Demirbaş'la devam edelim. Ben de hoş geldiniz diyorum. Teşekkür ederim hoş İbrahim abi. Gördünüz. Ayağınıza sağlık. Ben de, ben de Cüneyt abim gibi eskilerdenim. Trabel, Ayşe şirketi adına çalışıyoruz burada. 25-26 yıllık maşallah. Bir hizmetim var. Bir anımı anlatabilir miyim? Tabii ki. Cüneyt abi dediniz de ki... Sen oradan kopyayı çektin. Kopyayı çektim. Ayan casusumuz var. Baca yangınında olaya gittik. Telefonumu koğuşta unuttum. Şarjda gittik. Ben çadırdayım. Ayan casusum biliyor ki telefonum yanımda. Arıyor, ulaşamıyor bana. Ben çıktım cadıya, kovayla tutuşan bacağı söndürmek için su döktüm. Ayan cavuşum böyle ucağa bakar gibi bakıyor bacağa. Bacağın ağzı da acık. Bu kovayı üstten aşağıya döküyorum. Ayan cavuşum üstten aşağı oluyor simsiyah. O da bayan da var, evin hanımı da var. Sövse sövemiyor. Bağırsa bağıramıyor. Bir şey diyemiyor. Ya öyle dişli kendi kendine yedi. Kendi kendine yedi. Bir de şey diyeceğim hocam, bir de itfaiyemiz... çok eski dedim ya 25-26 yıl burada olduğum için söylüyorum. İtfaiyemiz bayağı bir yol kat etti. Çok güzel noktaya geldik. Tabii elbette daha iyinin iyisi vardı mutlaka. Çok güzel noktaya geldik. Allah'a şükürler olsun. Yeni daire başkanımız da adeta bizi çehri açtı. Önümüzü açtı. Kabuğumuzu kırdık adeta. Eskisini yermiyorum. Eskisi de mutlaka güzel bir şey yapmıştı, bu noktaya geldi ama yeni daire başkanımız, memur arkadaşlarımızı hep görevlendirdi. Çavuş, onbaşı, amir noktasında çok güzel bir ekip oluştu burada. İnşallah itfaiye, Trabzon itfaiye daire başkanlığı olarak, itfaiye gibi olarak inşallah daha da bilinçli, daha da işini bilen bir itfaiyeciler olarak halkımıza en iyi hizmeti veririz. Çok çok teşekkür edelim ve Bekir'le devam edelim. İnce merhaba. İsmail. Evet. 2022 yılının tüm dünyaya huzur ve mutluluk getirmesini diliyorum. 2022 yılında ben de dünya evine gireceğim inşallah. Nişanım da şu anda nöbette, hemşire kendisi. Seni seviyorum Gökçen. İnşallah en kısa zamanda görüşmek üzere. İskenderun da kendisi. Süper, kocaman bir alkış gerçekten. İskenderun'a da sevgili Bekir'in nişanlısına da haber 61 ayrıcalığıyla kocaman sevgilerimizi gönderdik. Adaşım burada, adaşım Tuncay Tarakçı burada. Evet. Onunla da çok eski tanışırız. Çok eski tanıdığım abilerimden yıllarca. Belki bu mesleği yapmadı ama sahneyi bilen insanlardan biridir. Doğru mu ifade evet, ettim? Evet, aynen, teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Bize gurur verdiniz bu akşam bizimle olduğunuz için. Ben de daha yeni itfaiyeciyim sizin söz ettiğiniz gibi. Yeni yılın tüm İslam alemine, Trabzon şehrine huzur, mutluluk, sağlıklı bir yıl olmasını diliyorum. Başka da... Yenge evde bekliyor. Bekliyor. Çocuklar evde, ellerinizden öper. Biz buradayız. Sıkıntı yok. Allah'a şükürler olsun. Onlar da evde duracak. Biz burada duracağız. Çalışmak zorundayız. Memnunuz. Yani işten dolayı çok memnunum. Yaptığımız iş gurur verici. İnsanlara yardımcı ediyorsun. Hayvanlara yardım ediyorsun. Yani gurur verici bir işimiz var. Ben memnunum. Çok çok teşekkür edelim adaşımıza. Habib Durmuş, aynı zamanda dalgıçlık apoleti de var burada. Evet. Onu tanıyacağız şimdi. Hoş geldiniz öncelikle. Teşekkür edelim. Habib Durmuş ben. İtfaiyede görev almaktayım. Yeni kaç yıldır? 3 sene yaklaşık o civarlarda bir memuriyetimiz var. Dediğiniz gibi onurlu bir meslek yapıyoruz. Burada olmaktan gurur duyuyoruz.
2022 senesinin, gelecek olan senenin halkımızın bize en az ihtiyaç duyduğu bir sene olmasını diliyorum. Böyle. Çok güzel bir slogan verdin. Yani bu haberin başlığını senden çıkardım. En az olaysız ve bize en az ihtiyaç duydukları bir sene olması temennisiyle dedin. Evet. Evli misin, bekar mısın? Bekarım. Bekarsın. Evet. 2022'de beklenti var mı? Az önce bir nişanlı bulduk aranızda. Yok, şu anda öyle bir beklentim yok. Yaşım da genç. Öyle düşünüyorum en azından. Kariyer hedefimiz var. Şu anda evliliği düşünmüyoruz. Diyelim Emre Sürmeneli ile devam edelim. Bu sene azda bir akrabalığın var mı bu arada? Yoksa soy isim benzerliği? Keşke olsaydı değil mi? Keşke olsaydı. Seni de tanıyalım. Emre Sürmeneli ben. 12 yıllık itfaiyeciyim. Daha 18 yaşında başladım bu göreve. Bugüne kadar hep çok severek yaptığım bir iş. Nereden geldi? Yani bu aşk nereden başladı? Yönlendirme. Büyüklerimizin doğru yönlendirmesiyle diyelim biz bu mesleğe girdik. Ve çok severek yaptık. Ayrılmayı da hiç düşünmedik. İnşallah kazasız belasız emekliliğimizi de görürüz burada. Senin yeni yıldan beklentin? Benim yeni yıldan beklentim daha çok gençlerimiz ve geleceğimiz olan çocuklarımız için daha güzel bir dünya, daha güzel bir Türkiye. Yani yatırımlarımız o yönde olursa bizim geleceğimize daha parlak olur. Emeklilikte rahat etmek için gençlerimizi yetiştirmemiz lazım. Evli misin? Evliyim. Kaç çocuk var? Çocuk yok. İnşallah olur. İnşallah diyelim. 2022 yılı o mutluluğu da size yaşatması temennisiyle diyelim. İnşallah. Biz de onu temenni ediyoruz. Çok çok teşekkür edelim. 17 birbirinden Cevval ve Koray Köse önderliğinde bu akşam Emin Eller'desiniz. Az önce de röportajdan izlediğiniz kadarıyla bugün inşallah sabahın ilk ışıklarına kadar hiçbir vukuat, hiçbir problem olmadan geçireceğimiz bir yeni yıl olması en büyük temennimiz. Buradan Büyükşehir Belediye Başkanımıza da, İtfaiye Daire Başkanı'na da, Ortahisar Belediye Başkanımız ve Ortahisar İtfaiyesi'ne de bu noktada yeni yılın sağlık, mutluluk, huzur getirmesi temennisiyle diyelim. Hoşçakalın.